İnanılmaz bir görüntü izledim hafta sonu. Yani hafta sonumu şenlendirdi. Şu görüntüyü Allah aşkına bir izleyin. Şimdi hafta sonumu bu kadar şenlendiren görüntü bir İETT otobüsünde bir köpeğin huzur içinde uyuması ve yolculuk etmesi. Fakat beni asıl cezbeden şey kimsenin rahatsız etmemesi. Şoförün de böyle bir konuğa bir yadırgayıcı bir tutum takınmaması ve onu bu soğukta sokağa terk etmemesi. Bu görüntüler içimizi ısıttı. Bu görüntüler Türkiye'nin aslında ne olduğunu, Türk insanının nasıl merhametli olduğunu gösteren en muhteşem görüntüler bence. İzleyicilerden bir tanesi de bana Twitter'dan mesaj atmış. Ve Twitter'dan mesaj atmış, diyor ki ben de o otobüsteydim diyor. O otobüsteydim ama o otobüsün asıl şoförünü ben tanımak istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhteşemsiniz ya. Ne kadar güzel bir görüntü. Ben istedim ki Türkiye sizi tanısın, yüreğinizi tanısın. Çok hoşuma gitti. Hatta evet. Twitter'dan mesaj attım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'de izin versin de gelsin diye. Doğru. Bir anlatsana nasıl oldu olay? Ya ben sabah Kabataş'ta son gidişimizi yapıp oradan link yapıyoruz. Yani mecbur arabanın içini kontrol ediyoruz. Poşet unutan, ki cüzdan düşüren, kimlik pasosunu düşüren. Kameradan baktım, bizim sol tarafımızda içeri komple etrafı gösteren kamera var. Küçük bir görüntü aldım orada. Ben poşet zannettim. Önce poşet zannettim. Baktım poşet kımıldayınca merak ettim. Gittim ortaya baktım, bu şekil. Dedim kalk dedim, kalktı. Yüzünü cama doğru çevirdi, gelmem gibisinden. Sonra kendime doğru çektim. Biraz sevdim ama tir tir titriyordu. Ay, mecbur İETT'nin topu taşıma kaidelerine göre yasak. Kafesi olması lazım. Ve ona mütevellit indireyim mi, indirmeyeyim mi, indireyim mi? Çünkü Kabataş yani trafiğin yoğun ve hareketli olduğu bir yer. Bir zarar görür diye sonra vazgeçtim. Yolcular da bindi, dedim ki ellemeyin, uyusun dedim. Artık Akatlara geldik. Bayağı bir yolculuk etti. Araba aşırı doluydu. Kimse de rahatsız olmadı. Gayet sevindiler. Olumlu tepkiler aldı. Ve ondan sonra Akatlara geldiğinde otobüs duran orada pet shop vardı. Çünkü Akatlar Beşiktaş'ta binaların önünde çoğunda. Pardon, hangi hatta gidiyordun? 58A. 58A ya. Nereden nereye? Poligon Mahallesi, Etiler, Beşiktaş Akma, Kabataş. Kabataş. Evet, oraya giderken işte Akatlar'da pet shop'un orada durak vardı. Oraya bıraktım. Çünkü yemek kapları, su kapları, yuvalar falan var orada. Bakıyorlar herkes. Ya ister istemez herkes ilgi gösteriyor. Oraya bıraktım, devam ettim ve ertesi günde oradan geçerken o bıraktığım yerin civarında bahçede dolaşıyordu. Onu orada gördüm. Gördün yani. Gördüm. Bravo ya. Resmini harikasın. Çekecektim. Sonra devam ettim malum. Şimdi araç bu köpekler grup halinde gezermiş. Sosyal varlıklarmış. Bana mesela mesaj atanlar dediler ki aman inşallah Mehmet Bey onu şoför arkadaşımız onu inşallah son durağa aldığı yere götürmek istedim. Çünkü orada bayağı kalabalık köpek grubu var. Var. Buna zarar verdi. Çünkü aklıma da geldi. Aklına geldi. Geldi. İnanılmaz bir adamsın. Çünkü orada indirdim. Çünkü orada sakin bir yer. Ya çoğu köpek bu yani diğer köpek büyük köpekler gibi de bunu orada 2-3 sefer gördüm. Dedim tamam dedim. Bu burada artık takılır dedim. Oradan da çıktım geldim. Hepsi şu anda bu. Nerede mesela? Etiler Akatlar'da. Etiler Akatlar evet. Bölgesinde. Yani oralarda dolaşırsam bulurum. Evet. Maskot. Bulursun, çok şeyi rahat. Merak ettim. Şimdi bir izleyici telefon diyorum. Mesaj attı bana aslında. Ben de otobüsteydim dedi. Ben de rica ettim. Dedim ki bakın dedim biz şoför arkadaşımızı yayına davet ettik. İnşallah nezaket gösterir kendisi katılır. Siz de dedim telefonla katılın. Çünkü dedi ki yani ben dedi diğer yolculara baktım. Asıl güzellik oydu. Yolculardan hiçbirisi hiç tepki göstermedi tepki dedi. Tepki göstermedi. Olumsuz. Görmezden gel. Normal sıradan vatandaş gibi nasıl kimseye bakmaz, işine gücüne bakar o modelde. Ve yanına oturan insanlar oldu, araba aşırı doluydu. Ve hiç kimse umursadı. Evet, aşırı doluydu. Metrobüsü malum. Etiler, Akmak, o tarafa gelenler. Ve araç aşırı doldu ve yanına oturan olmadı. En son dedim ya biriniz oturun dedim. Zaten uyuyor. Umrunda olmaz dedim. Gayet de öyle oturdu. Herkes resim çekti, selfie yaptı. Video çeken oldu öyle ben yani. Kendisini de yayına almak istedim ama o yolcuyu o dedi ki ben özel bir bankada çalışıyorum dedi. Doğrudur. Maalesef dedi doğrudur. Şey bana izin vermezler dedi. Doğrudur. Yasaktır dedi. Doğrudur. Hatta adamı işinden edeceksiniz diyenler oldu. Doğrudur. Sonra altına yani, yorumlar yazılmış. Aslında Türkiye bu yaptığım yani kurallara göre yanlış yani. Ama sonra indirim vicdanın artık olacağı varsa da oldu. Böyle bu şekil bıraktım. Öyle devam ettim. Ya ben seni tebrik ediyorum tekrar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Mehmet kardeşime iyi bakın. Bu Türkiye'nin fotoğrafının ta kendisi. Bakın söylediği şey çok önemli. Diyor ki kurallara göre aslında yanlış. Ama bazen vicdan kuralların önüne geçer.
Biz öyle bir ülkeyiz ki bakın Avrupa ülkelerinin hiçbirinde sokak köpeği ya da kedisi görmezsiniz. Acımasızdır. Öldürürler. Bir hayvan bakım merkezinde toplarlar. Bir hafta içinde eğer sahiplenen olmazsa iğneyle öldürürler. Batı dediğimiz, uygar dediğimiz Avrupa böyle vahşi bir maalesef görüntüye imza atar. Türkiye merhametlidir. Türkiye güçlüdür. Eğer Türkiye Mehmet kardeşim gibi insanları yetiştirmeyi başarırsa, önce kalplerinin sesini dinlemeyi insanlara öncelik olarak sunarsa Türkiye bambaşka bir yerde. Doğru. Ben Mehmet kardeşim onun için tebrik ediyorum. Yani kuralın olduğunu bilmene rağmen üşütmedin ya o hayvanı orada tuttun ya. Tir tir titriyordu. Kucağıma aldım. Orta kapıya götürün mü, indirin mi? Çünkü yoğun bir yer olduğu için vazgeçtim, bıraktım. Artık dedi, sonra beni arayanlar da oldu. Çalışma arkadaşlarım WhatsApp grubumuza paylaştım. Dedim davetsiz misafirim var, geziyoruz beraber dedim. Ondan sonra bana şey dediler. Dedi işinden olursun kovulsun ya dedim. Olacağı varsa olur, ne yapalım dedim. Herhalde kalkıp da bizi... Kovulursam kovulayım mı dedi? Evet, olacağı varsa da olur dedi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar insani bir şey yaptı ki belediye de aslında kendi hesabından paylaştı. İyinin Allah yanındadır. Kovulmazsın. Doğru, her zaman kovulsan doğrusu. Da seni bir yerde iyilik bulur. Ne kötülükler görürüz. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Açar ya, vallahi açar. Sen iyi ki varsın güzel kardeşim benim. Canımın için sağ ol. Çok teşekkürler. Ben size bir şey söyleyeyim. Eksik olma, sağ ol. Ben size bir şey söyleyeyim. Hakikaten çok etkilendiğim bir olay olduğu için sizlerle paylaşmak ve Mehmet'i sizlerle tanıştırmak istedim. Çünkü korku bizi bir yere kadar tutar. Acaba işimi kaybeder miyim? Acaba başıma bir şey gelir mi? Söyleyemeyiz bazen söylemek istediklerimizi. Bazen yapmak istediklerimizi yapamayız. Korku o kadar öğrenilmiş bir çaresizlik haline gelmiştir ki. Ya işimden olursam, ya parasız kalırsam, ya ay sonu kiramı ödemezsem. Bu korku vicdanı kapatır. Vicdanımızı kapatmadığımız andan itibaren. Korkunun yenilebildiğini öğrendikten sonra Türkiye'nin önünde hiçbir şey duramaz. Bu insanlar var çünkü. Avrupa ile aramızdaki farkı size söyleyeyim. Boş verin pizza testlerini filan. Yani pizza testinde Türkiye 40. olmuş, 50. olmuş. Hiç umurumda değil. Önemli de değil. Önemli olan şu. Türk insanı her şeye rağmen, bütün kötülüklere, tecavüzlere, kadınlara, baskıya, şiddete rağmen, bütün yasaların de cezalandırmamasına rağmen, karamsar hissediyoruz ya çoğu zaman. İyi insanlar da var. İyi insanlar seçildiğini duyuramıyor. Bir yerlerdeler ama böyle çıkıyorlar işte ortaya. Onun için ben Avrupa ülkeleriyle kendi ülkemi, Amerikan ekonomisiyle kendi ekonomimi karşılaştırıyorum mesela. O kadar pratik zeka, o kadar ahlaki yönden güçlü. Aslına bakarsanız o kadar merhametli bir toplumuz ki. Yaratıcı zekamız da çok iyi. Eğitim, iyi bir eğitim. İnanın bana, Türkiye'yi 5 yıl içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi yapar. Mehmet'tir benim güven aldığım, bu sözlerimin hiçbir bilimsel karşılığı yok. Ama burada hissediyorum. İnanın bana. Bunu başaracağız. Önemli olan iyi insanların sesini duyabilmek. Önemli olan iyi insanların ödüllendirilmesi. İşimden olurum belki dedi. Allah bir kapıyı açar, bir kapıyı kapatır. Korkmayın. Yapmak istediğiniz neyse, söylemek istediğiniz neyse gençler söyleyin. O köpek dışarı gitseydi haber olmayacaktı. O köpek orada kaldığı, üşümediği ve insanların yüzünde bir gülümseme bıraktığı için bugün haber. Ve belki de hiçbirimiz hiçbir zaman unutmayacağız.